Mehmet Van Ehri üzerinde Mimar Sinan öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566 yılında inşa edilen köprü için 456 kalıp taş kullanıldı. Köprü içinde bulunduğu kentten adını aldı. Mehmet Van Ehri'nden 24 metre yüksekte, 30 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde olan Mostar Köprüsü dönemine göre gelişmiş bir teknolojiyle inşa edildi. Şehirde ticareti canlandırdı ve zenginleştirdi. Böylece Mostar Hersek bölgesinin önemli bir şehri haline geldi. Mostar Köprüsü cesur sporcular tarafından yıllarca bir atlama platformu olarak kullanıldı. Geleneğe göre şehrin erkekleri nişanlılarına cesaretlerini ispatlamak için düğün öncesinde köprüden atlarlardı. İbrahim Paşa Camii. Balkanlarda Osmanlılara ait ayakta kalmış en büyük sanat eseridir. Bulgaristan'ın Deli Orman kesiminde bulunur. UNESCO kataloğunda kayıtlı olan cami, Balkanlardaki üçüncü en büyük camidir. Kanuni Sultan Süleyman devrinin sadrazamı Pargalı damat İbrahim Paşa hayratlarına dahildir. Caminin inşaatı 1530-1535 yıllarında İbrahim Paşa tarafından başlatılmıştır. İbrahim Paşa'nın vefatından sonra caminin inşaatı durmuştur. 1616 yılında Mahmut Paşa tarafından inşaatı tamamlanan cami ibadete açılmıştır. İbrahim Paşa Camisi klasik Türk mimarisinin en güzel eserlerinden birisidir. Cami her şeyden önce dış görünüşüyle dikkati çeker. Şu anda ibadete kapalı olan caminin tamiri için 30 yılı aşkın zamanda bir adım atılmamıştır. Buna daha çok Bey Hamamı denmek gelir. Evliya Çelebi bu hamamın diğerlerinden çok üstün özelliklere sahip olduğunu yazar. Bugün Selanik'in kalbi sayılan en büyük caddesi Egnatiye üzerinde olan bu hamam 1952'lerde yine hamam olarak çalıştırılmış, sonra kapanmış, bakımsız bir durumda kendi kaderine bırakılmıştır. Osmanlı döneminde bakımlı hali bugün hiç kalmamış olup çok harap bir görünüm arz etmektedir. Etrafı çalı çırpıyla sarılan hamam yıkılmaya doğru terk edilmiştir. Kalın kubbeleri yastık kiremitlerle kaplıdır. Hamamın en üzerine bağlı 46 metre, iki soğukluk hizasındaki en geniş yeri 32, asıl sıcaklık tarafı 24 metredir. Yapı tamamen yassı taşla yapılmıştır. Kadınlar ve erkekler bölümü ayrıdır. En göze çarpan bölümü ise erkekler hamamı giriş kapısıdır.